Mesela en son şeyi ellerine doladılar. Efendim şey, İspart'ta İspart bana bir yayında sordular. Onu biz de sormayı planlıyorduk. Evet. Belki Ahmet sen sorayım. Orada verdiğiniz yanıt. Nasıl zarar ediyor ben de anlamadım. Doğru. İspark'la ilgili. Doğru, onu kabul etti işte. Zarar ettiğini söyledi. Ben bak, o cümlenin devamı da var. Bir bak, bilmiyorum, baktırma nasıl zarar ediyorlar anlamadım. Bir baktıralım bakalım dedi. Baktırdınız mı? Baktırdım, şimdi rakamlar önünde. Şimdi size okuyayım. Efendim şimdi İspark hiç zarar etmemiş. Geçen yılın karı İBB'ye para ödüyor. Yani kazandıklarından bugüne kadar, 2005'te kurulmuş, bugüne kadar 300 milyon para ödemiş. Onlarla da otopark yapılmış. Buna rağmen bu ödemelerden sonra da her yıl kar ediyor. Mesela 2016 yılında 3 milyon 51.4 milyon kira ödedikten sonra, kira çıktıktan sonra, o da kar. Karıdan kira ödüyor. Sonra 3 milyon 105 bin. 2007'de 50 milyon 49.9 milyon kira ödedikten sonra 14 milyon 300 bin, yuvarlatarak söylüyorum, kar ediyor. 2018'de de bu sefer 54 bin milyon 300 bin kira ödedikten sonra 4.4 milyon kar açıklıyor ve toplam son 3 yılda Büyükşehir'e 156 milyon para ödüyor ve toplam kalan karı da 22 milyon lira. Görüldüğü gibi 2500 kişi çalışıyor, orada ekmek yiyor ve buradaki şeylerle ödenen vergiler. Bu kirayı nereye veriyor Sayın Yıldırım? Kirayı Büyükşehir, Belediyesi'nin adına iş yapıyor. Bu bir şirket. İspark bir belediye iştirak şirketi. Yani özel şirket gibi. Burada tartışılan bir nokta, sanki açıklanan yıllık ciroyla gösterilen kar arasındaki fark tartışmaya neden olmuştu. Yani böyle böyle bir şey olabilir mi? Bu bütün hesapları kamuya açık, %100 devlete ait bir anonim şirket. BİT diyorlar bunlar. Belediye İktisadi Teşekkülü. Bunun gibi zannediyorum 38-39 tane şirketi var. Hatta ilçe belediyelerinin de var. Bu şuradan kaynaklanıyor. Yani belediye diyor ki buralar benim, bu altyapı, sen bana yıllık ciro üzerinden bu kadar para vereceksin. Kazan kazanma vereceksin. Anlaşmış, kontrat yapmışsın. Sen gidip bir ay sonra ya işte kazanamıyorum, bu kirayı veremeyeceğim diyebilir misin? O zaman çık kardeşim diyor. Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla kirayı düştükten sonra karı azalabiliyor veya eksi de olabilir ama bir toplamına baktığınız zaman hiçbir zaman eksi de olabilir dedim ama olmamış. Hiçbir zaman 2005'ten beri eksiye düşmemiş. Hep artı, az olmuş, çok olmuş ve sürekli kar eden bir kuruluş. Zaten mantığı yok yani. Niye zarar edecek kardeşim? Yani 2500 kişi çalıştırıyorsun. Aldığın park parası, eğer onların maaşını da çıkarmıyorsa o işi niye yapıyorsun diye sorarlar adama. Artı bir başka şey olabilir. Kayıt dışı çalışıyorsun. Aldın parayı, yatırmadın, cebine attın. Böyle bir şey de olmaz. Park için gelenler, makinaları var, kontrol sistemleri var. Hepsi kayıt içi. Dolayısıyla tamamen algı oluşturmaya yönelik saçma sapan bir şey. Baktım bütün detayları geldi. Bu kadar insan orada çalışıyor. 2.2 milyar ciro yapılmış. 845 milyon SGK, katma değer vergisi, damga vergisi, kurumlar vergisi olarak ödenmiş bu süre içerisinde. Yani devlete 750 milyon ödemiş.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 300 milyon ödemiş. Hem kira hem kar payı ödemiş. Kar payı ödemiş. Üstüne üstlük de karı da var. Yani bu kadar yalan dolan ancak nerede olur neyse söylemeyeyim.